Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine pratik bir çalışma yapacağız. Ev çizimi yapacağız. Evet, yine herkesin yapabileceği şekilde olacak bu yapacağımız çalışma. Evet, şu şeklimizi yapıyoruz. Ondan sonrasında şu kısmı birazcık uzattım. Çizdim. Şuradaki hareketin aynı meyli burada vermek zorundayım. Şurada çıkıntı var bir. Aynı çıkıntıyı burada da vereceğim. Çünkü çatıda evin duvarından biraz dışa doğru çıkıntı olacak. Devam ettim. Şuraya kapımızı yapalım. Şuraya kilitlerini yapalım. Evet. Şu kısma şöyle yuvarlak bir tane pencere yapalım. İçerisi ışık görsün diye. Evet. Evimizin şeklinin aynısından şu baca kısmına küçük bir tane yapıyorum. Aynı roket gibi şeklimi yaptım şu kısmı. Ondan sonra şu kısmı yaptım. Evet. Şu şeklimizi yaptık. Bu bacamız. Şimdi evimizi süsleyecek kısımlarına dikkat ediyoruz. Şurada bir çizgi çekiyorum. Sonuna kadar devam ettiriyorum bunu. Evet, çatıda en üstteki kiremitler bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ondan sonrasına dalgalı hareketler yapıyorum. Aynısını devam ediyorum. Evet, şu kısma uygun şekilde dik çizersek kötü olur. Şu yatay kısma uygun şekilde çizgiler çiziyorum yine. Bunu düzgün sıralı yapmanız çok da önemli değil. Sadece biraz yatay yapmanız önemli. Evet, kiremitlerimizi döşedik. Şimdi şu kısma dikkat ediyoruz. Burayı birazcık çıkıntı yaptım. Ondan sonra bu kısmı da sonuna kadar devam ettirdim. Burada bir üçgen kısım oluştu. Şuraya çatıyı taşıması için dilimlerimi yapıyorum. Evet. Resmim genel şekilde tamam. Hemen seri bir şekilde renklendirelim. Evet, çatımızı atalım. Şöyle olsun. Evet, şu camlara
Altta çizgiler atalım. Tam işte olsun diye. Evet, evimiz tamam. Şimdi şu anlatmama da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şurada hemen küçük şekilde göstereyim yine. Bunu yaptık. Evimi bu tarafa yapacaksam bu hareketi böyleliğini yaptım. Bunu yaptım. İstiyorsam yönünü bu tarafa çevirebiliyorum. Aynı şu şekli yaptık. İster bu tarafa, ister bu tarafa çevirebiliyoruz yönünü. Evet, nasıl yapacağımızı da gördük pratik bir şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.